Almanya sizce Türkiye'yi kıskanıyor mu? Gülüyor böyle lafa. Açıkça söyleyeyim. Kıskanır mı ya Almanya? Niye kıskansın? Hayır, kıskanmıyor. Öyle toksik ilişkiler kuracağını düşünmüyorum buranın. Ama bazı konularda evet, eşim çok fazla Almanya'dan Türkiye'ye geldi benim yanıma. Bazı yerlerde evet, kıskandı, eşimin kıskandığı noktalar var. Türk döneri. Onun dışında kütüphanemizde Millet Kütüphanesi'ni gezmiştik beraber. Onu da çok beğenmişti. Yani böyle bir kütüphanenin, Almanya'da da var böyle kütüphaneler dedi ama her zaman çok doludur. Hatta yer bulamazsın. Onun dışında hizmet sektörümüz tabii ki kendisini bayağı etkilemişti. Evet, doğa güzelliklerimiz. Çok üzülüyor. Neden Türkiye gibi bir ülkeyi terk etmek zorunda olduğunuz için çok üzgünüm diyor. Kıskanıyor evet. Kıskanıyor. Evet, onun için herkes çıkıp geliyor, kaçıp geliyorlar yani. O yüzden Almanya kıskanıyor gerçekten. Ben de kıskanıyorum Türkiye'yi. Geri dönmeyi düşünüyorum. Tabii ki de öyle bir şey yok. Yani çok açık. Ya bilemiyorum. Hani fazla da sivrilmek istemem ama her şey açık ve net ortada yani. Öyle bir şey imkanı yok. Almanya nasıl kıskanabilecek ki? Neyle kıskanacak Türkiye'yi? Ekonomisiyle mi? Tamam, doğal kaynaklarımız, coğrafi bölgemiz çok güzel de değerlendirmedikten sonra ne anlamı var? Yani zaten ben hep söylerim yani, memleketimizin ayıbıdır. Biz niye buradayız? Aslında ana sebepler tabii ki de bir iki belki sıralamasını 1-2-3 diye koysak ilk sıralarda hep ekonomik nedenler yatıyor. Yoksa kimse vatanını terk etmek istemez ki. Hani çoğunlukla ekonomik sebepler. Burada insan haklarının daha iyi olması. En başta tabii bu da var. Aklıma yeni geldi. Bunları söyleyebilirim başka da. Yok, öyle bir şey yok sanmıyorum. Hayır. Türkiye Almanya şartlarını karşılaştıramazsınız bence. Çünkü Almanya ekonomisi çok sağlam bir ülke. Türkiye'de yavaş yavaş düzelmeye başlıyor bence şu anda. Ama ikisini karşılaştırmak biraz zor olur bence. Ya belki de vardı öyle bir şey ama bence yok öyle ya. Kıskanılacak bir şey yok çünkü. Yani oradakiler de yaşıyor, buradakiler de yaşıyor ama alım gücü tabii burada daha çok. Türkiye'de az ya. Mesela nasıl anlatsam, şimdi gurbetçiler buradan oraya gidiyor, para harcıyor. Ama tekrar geri geliyor. Zannediyorlar ki biz de burada öyle harcıyoruz hala. Devam harcıyor zannediyorlar. Yani bence o yüzden kaynaklanıyor zaten. Almanya hiçbir devleti kıskanmıyor bence. Zaten adamlarda sanayi var, atlı otomobil var, teknoloji var, güç var, para var. Bence Almanya hiçbir devleti kayda bile almıyor. Hani şu söylentilerde işte Türkiye Almanya kıskanıyor, Almanya Türkiye kıskanıyor. Öyle bir şey yok. Herkes burada çalışıyor, emeğinin karşılığını alıyor. Yani kültürüne göre hareket edip gidiyor, geçiniyorlar bir şekilde. Hani bilmiyorum yani, benim açımdan Almanya hiçbir devleti kıskanamaz. Çünkü adamlarda her şey var zaten. Almanya Türkiye'yi kıskanacak. Almanya Türkiye'yi zannetmiyorum kıskanıyor. Şöyle kıskanır, ben kendim Karadenizliyim. Sinop Ayancık'tan geliyorum. Şimdi benim Almanya iş arkadaşları gösteriyorum bazen, ben şuradan geliyorum falan diye. Hani doğal olarak belki kıskanabilirler. Burada Almanya'nın bu Hessen bölgesinde burada ortada şey yapanlar belki doğal olarak belki kıskanabilirler ama başka bir şey kıskanacakları zannetmiyorum. Belki doğasını, tabiatını, Türkiye denizi var. Tabiatı çok güzel. Tamam, güneşi var. Şey, evet. Ben diyorum, onlar da var tabii ya, ki. Evet. Ben diyorum insanın parası varsa Almanya'da, insan Türkiye'de paşa gibi yaşayabiliyor. Ama Türkiye'de olsan paran yoksa siz çok iyi biliyorsunuz. Yani hiçbir şey yok orada. Görüyorsunuz benim yaşımdakiler çöp topluyorlar para için. Bir şey yapmıyorlar, hayat yaşamıyorlar. Ben çok şükür hayatımı yaşayabiliyorum. Ben dondurmamı yiyorum, gidip pizza yedim, kendime alabiliyorum biliyorsunuz. Türkiye'de öyle değil. Bence Türkiye Almanya'ya biraz kıskanıyor. Ya. Almanya Türkiye'yi kıskanıyor. Bence kültür açısından bir farkımız var. İnsanlar çok soğuk olduğu için bizim insanımızın böyle sıcaklığını bence biraz kıskanıyor olabilirler. Ben etrafımda en azından bunu görüyorum. Yani öğrenci hayatı yaşadığım için burada hani diyorlar ne kadar yakınsınız birbirinize, ne kadar sıcaksınız falan. Akdeniz insanının verdiği bir rahatlık yani o en azından arkadaş çevresi içinde falan onu biraz kıskanıyor olabilir de yaşamı çok kıskandığını zannetmiyorum ya. Yani biraz daha refahlar burada çünkü onu görüyorsunuz zaten. Almanya bizi kıskanırsa aynen bence de insandan dolayı kıskanır. Yani ben de Türkiye insanını özlüyorum burada. Almanlar onlara karşı birazcık daha sistematik, çok akışına gitmiyorlar. O yüzden evet, bir farklı hissedilebiliyor veya işte o konuda ortak noktamız yok. O yüzden böyle bir Türk grubu veya Türk insanı özleniyor. Ama onun dışında kıskanacak bir şeyi var mı bilmiyorum. Belki kültürümüz falan yani. Yani Almanya Türkiye neresine kıskansın? Bir denizi var,
Başka ne kıskanırsın? Bir maç oldu, dünyayı kendinizi rezil ettiler. Başka ne yapacaklar? Başka sana ne söyleyeyim? Bir maç yaptılar. Türk'ü, Kürt'ü birbirine kışkırttılar. Ondan sonra başka ne yaptılar? Yani burada yani rahatsın. Her şey rahat, daha kolay yani. Bizim ülkelerimizde daha kolay. Ne diyorlar? Bilmiyorum. Elden edebiliyorsun.